Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden birisi biber. Sivri biber, dolma biberi, acı biber, renklisi, kırmızısı, yeşili, çok fazla çeşit olan biberlerde de aynı mantıkla hareket ediyoruz. Birinci kuralımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Eğer balkonda bahçecilik yapmaya niyetliyseniz mutlaka bir takım ön hazırlıklar yapmanız gerekiyor. Ne ekeceğim, ne zaman ekeceğim, nasıl ekeceğim sorularının cevabını mutlaka aramanız gerekiyor. Bu sorulara cevap verdiğiniz zaman da göreceksiniz ki biber sabah kahvaltısı, akşam yemeğinde sofraların vazgeçilmezi yemeklere katılabilir, kahvaltıya eşlik edebilir. Muhteşem bir sebzeden bahsediyorum. Aynı teknikle hareket ediyoruz. Kurgumuz aynı. Önce saksımızı temin ediyoruz. Saksının önemi uygun derinlikte olacak. Koyduğum toprağın nemli kalmasını sağlayacak. Besleyici ürünlerle destek, yani gübreyle desteklenecek. Böylece bitkinin büyümesi için uygun ortamı sağlayacak. Bunları hallettikten sonraki ikinci aşamamız, bu tip benzer ürünün üretiminde iki tane yöntemimiz var. Ya tohumu çimlendirerek yola çıkacağız veya bizim adımıza bu tohumu çimlendiren, şu anda zaten piyasada da bol bulabileceğimiz bu fidelerle yola çıkıyoruz. Şu başlangıç aşaması için hem bizim motive olmamız hem bu işte aile birine dahil olması için hazır fidelerle yola çıkmak bir tık da hem bize zaman kazandıracak hem de bu konudaki motivasyonunu arttıracaktır diye düşünüyorum. Biber konusunda yine aynı şekilde uygun bir saksı, uygun derinlikte bir saksı birinci kuralımız. Burada yine hijyene dikkat etmemiz son derece önemli. Göz ardı edilmemesi gereken konulardan birincisi, evet, saksın hijyeni. İkincisi, kullandığımız toprağın hijyeni konu. Ya evin balkonunda eğer bu işi yapacaksak uygun toprağı seçmemiz gerekiyor. Bu toprağın işte uygun şekilde gübrelenmesi, besleyici madde desteklenmesi için de profesyonel kuruluşlardan destek alabiliriz. Yalnız benim burada kişisel önerim, kimyasal ilaçları, kimyasal maddeleri mutfağınıza, balkonunuza sokmamanız zaten birinci kuraldır. Bu konuda birçok organik destekleyici ürünlere de ulaşabilirsiniz. Yine uygun şekilde temin ettiğiniz fideleri toprakla buluşturmanız çok kolay. Bu işte çocuklarınızın kullanacağı küçük saksılar olabilir. Kendiniz için, ev için biraz daha büyük veya evin mekanına göre daha büyük saksılarla yola çıkabilirsiniz. Burada sadece saksının kapasitesini, boyutunu düşünün. Çünkü bir süre sonra bu saksıları taşımak, yer değiştirmeniz gerektiği zaman ağırlıkları sizler için sağlık problemine yol açabilir. Bu sebeple ben yeni başlayanlar için plastik saksıların daha kolay olacağını veya plastik saksı yoksa da işte 5 litrelik su, plastik su bidonlarının da bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Toprakla buluşturduktan sonra da hemen ikinci aşama, mutlaka unutmamamız gereken şey, bu canlının da suya ihtiyacı olduğu ve can suyunun verilmesi. Eğer suyu çok fazla verirsek bu köklerde çürümeye veya mantar gibi arzu edilmeyen zararlıların bitkimize bulaşmasına sebep olacaktır. O yüzden suladıktan sonra toprağın durumuna, üzerinde su kalıp kalmadığına özel dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Yine eğer çocuklarınızla bu işi yapacaksanız da seçtiğiniz fidelerin acı olmamasına dikkat edin. Böylece çocuklarınız da bu işten daha başlar başlamaz ağzını acı biberle tanışmasına fırsat vermeyin diyorum. Hepinize şimdiden afiyet olsun.